Merhaba kardeşlerim. Biliyorsunuz soğutucu yapmamız gerekiyor havalar ısındı. Ben de bu su geçiş alüminyum bloğu şöyle göstereyim size. Pardon. Bundan sipariş ettim 32 liraya. Şu küçücük şey 32 liraya düşünebiliyor musunuz? Ama mecburdum. Alüminyum bu. Renkli alüminyum yapmışlar. Buna uygun borularım da var. Su bir yerden girip bir yerden çıkacak. Yalnız bunun esprisi şu. Peltiyerin soğuk tarafını şu peltiyerin buraya yapıştıracağım. Peltiyer biliyorsunuz birçoğunuz bilir, birçoğunuz bilmeyebilir. Elektrik akımını aldığı zaman bir tarafı soğuyor, bir tarafı ısınıyor. Acayip bir derecede. Buzdolaplarında falan kullanılıyor bazı. Araç buzdolaplarında falan. Çok iyi bir soğutma yöntemi. Bunu böyle yapacağız. Bu peltiyerin de sıcak tarafını soğutmamız gerekiyor. Onun için de şu alüminyum blokları sıcak tarafın üstüne yapıştıracağım. Yani şu anda kafamda tasarladığım bu pasif olarak soğutacak. Yani bir fan bağlayamıyorum. Fanım vardı ama zannedersem ikisine yetmiyor 12 volt. Yani fanla peltiyeri bağladığım zaman birisi çalışıyor. Elektrikten çok iyi anlamıyorum. O yüzden zaten bu dijital termometrede bir tanesini çalıştırmaya yetiyor. Onun için yani bir 12 volt güç girişi var. Bir de işte bu soğutucuyu oraya takıyorsunuz. İstenilen ısı aralığında devreye sokuyor, çıkartıyor. Bakalım bunda başarı elde edebilecek miyiz? Çok ümitliyim. Ya pasif soğutma işe yarıyor. Birçok yerde internette araştırdım. Yani sonuçta oradan çıkan ısıyı alüminyum bloklara iletecek. Yani alüminyum bloklar da soğutma amaçlı zaten. Onun dışında da herhangi bir şey yok. Ama şimdi ben bunu yaparken bir şey aklıma geldi. Hani bu suyu nereden geçireceğim? Biliyorsunuz ben surface skimmer yani yüzey emici filtre yaptım ama stabil bir şey olmadı. Bu Eheim'in 350 skimini alacağız 100 lira bayılıp. Hem yüzey temizleyici olarak çalışacak hem su soğutucu olarak. Yani iki işi de yapsın istiyorum yani böyle bir zaten dış motor bağlamam gerekiyor. Bakalım nasıl olacak kardeşlerim. Onu da aldıktan sonra bu videoyu paylaşacağım. Şimdilik hoşça kalın. Teşekkürler. Merhaba kardeşler. Kertenkeleyi araştırdım internette buldum. Skink diye geçiyor bunlar. Şu yansımayı şöyle hallettik. Çok ilginç bir şey. Yılana benziyor. Küçük. Bacakları çok küçük. Çok aktif değil. Sürünerek de böyle ilerleyebiliyor. Valla incelememizi yaptık. Bunu burada eziyet etmeye hiç gerek yok. Daha fazla. Ben bunu götürüp salarım arkadaşlar birazdan. Kutuyu da böyle delik delik yaptık. Hani eş bulup üretemeyeceğim için eziyet olur. Durum şu anda bu. Kertenkelemizle ilgili. Ne diyorlardı? Bir de bir İngilizce adı vardı bu skinkillerden ama küçük bacaklı garip bir adı var. Küçük bacaklı kertenkele mi ne diyorlar? Ülkemizde de yaşıyor, var. Ama ben ilk defa karşılaştım ve bir inceleme yapıp sizlerle paylaşmak istedim. Bunu da bugün salayım ben. Doğaya saygılıyız her zaman için. Şimdilik hoşça kalın. Herkese merhaba kardeşler. Dışarı çıktım. Havuzu çekeyim dedim biraz. Bu kamerayla çekim yapmak gerçekten çok eğlenceli. Şimdi ya balıklarımız iyi. Yani dediğim gibi burada moliler baskın çıktı. Yani lepisteslerden herhangi bir yavru falan göremedim henüz. Belki de yavru ya, ama dişiler daha gençti ve dolu değildi. Yeni yeni dolmaya başladılar. Umarım bir şeyler olur yani ilerleyen zamanda. Havuzumuzda bir sıkıntı yok çok şükür. Şimdi akvaponik sistemde marullar olmadı kardeşler. Ona da geçelim hemen. Şöyle göstereyim. Marullar aşırı güneşe tepki verdi. Ve solmaya başladılar. Ama biberler, domatesler sanki iyi gibi. Hatta bakın biberimizin bir tanesi biber vermeye başladı. Umarım onlardan bir mahsul alırız ya. Tabi bu daha test aşaması. Domatesler sanki böyle bir evet yaprakları yanmaya başlamış ama inşallah kurtarırlar kendilerini. Şu mini domatesimiz iyi gibi.
O da çiçek açtı. Bunlar daha filiz miliz patlattı ama hiç çiçek mi çek yok. Yani tabii ben bunu ileride profesyonel olarak yaptığım zaman böyle direkt güneş alan bir yerde olmayacak. Ben domatesleri kurtarayım diye çıkardım ama vaziyeti görüyorsunuz, domatesleri, çilekleri. Sanki şu çileğe iyi geldi gibi güneş. Bu da böyle bir kendini bırakır gibi. Ama marullar yalan oldu. Bu çilek de böyle bu şekilde. Yani bu arada yeşil su fotosentez yapmaya başlamış. Bu da Japonlar için iyi tabii. Oksijen kaynağı. Aklıma geldi şimdi, hemen şey yapayım. Onlara yem atayım. Dışarıya çıkardık. Unuttuk hayvanları. Hatta sizinle birlikte yapıyoruz. Zaten kameramızın ısınma gibi bir şeyi yok. Şöyle elimle alıyorum. Buradan bayağı bir mercimek. Su mercimeğini Japonlar çok iyi yiyor. Ben çikletlere de canlı yem olarak verdiklerini duymuştum. O su bayağı alınmış ya. Duymuştum ama ne kadar yanlış, ne kadar doğru bilemem. Su bayağı ısınmış burada. Direkt güneş alması aslında bunaltmış ya. Balıkları da bunaltmış. Bakar mısın? Ton balıklar geldi hemen yemi duyunca. Gelin bakalım, gelin. Ama tabii direkt güneş olmadı herhalde buna. Gelin gelin tombikler, gelin. Yem geldi. Onlar artık bunu didikler durur. Bitirirler yarın. Ne yarın? 15-20 dakikaya gidiyor. Balıklarımızı yemlemiştik zaten. Şimdi hep birlikte içeri girelim. Yani böyle uzun uzun son durumlar yapacağız artık kardeşler. Daha uzun süreler birlikte olacağız. Şimdi kertenkelemizi hala götürmedik. Götüreceğim ama. Bugün yarın götürürüm. Ya bu akvaryumumuzda her şey yerli yerinde. Bir sıkıntı yok çok şükür ama düzenleme yapmam gerekiyor. Şu gül büyüse. Yani ben gülün bu modelini daha önce hiç beslemedim, büyütmedim. Hiç yoktu elimde. Yani enteresan bir şekilde yavaş büyüyor. Normal gül o acayip azgın büyür. Yani hele böyle yüksek destekli tanklarda. Ama bu gül nedense böyle yavaş yavaş büyüyor ama herhalde bir anda patlatacak kendini. Bir an önce şu boş kalan kısmı doldursun istiyorum. Bir de bu kıpkırmızı oluyor. Ha bu arada şeyim de bitti. Artık gübreyi, iki elementim eksik de olsa yapacağım. Demirim bitti. Hatta küflendi müflendi, çok kötü oldu. Demir element yapmam gerekiyor. Zaten bendeki hediye gelen mikro element tamamen. Çıkın çıkın çocuklar, çıkın. Buradan su alıyorum, bu su. Gübreli mübreli ya. Şu filizlere veriyorum ama bu filizlerden de bakar mısınız ya? Kendilerini... Sabah nasıldılar, akşam nasıldılar? Hemen bıraktılar ya. Bir türlü yetiştiremedik. Aldık o kadar. Şurada var. Onu bari sulayalım. Gerçi topraklar çok da susuz değil yani. Şöyle koyayım ya. Heh, gelelim lepisteslerimize ve betalarımıza. Betalar yumurta döktü, dökecek yani. Döktü belki de, görmedim. İşte öyle bir iki gün tutacağım. En son dişiyi bir yere sindirdiği zaman. Demek ki ayırma vakti gelmiştir. Kardeşler. Şimdi bu lepisteslere de ara ara bakıyorum. Ara ara bakıyorum. Niye? Çünkü yavru yakaladım dün, biliyorsunuz. Yavru mavru olursa alırım diye, kurtarırım diye ama. Bugün kaç defa baktım ama yavru mavru göremedim. Protein ziyafeti oldular. Vallahi yazık oldu ya. Yani şu anda durum böyle. Burada da bunun ışığı açık kalsın. Yavrularımız orada. Herhangi bir sorun yok. Durum bu kardeşler. Şimdilik hoşça kalın. Merhaba kardeşler. Cumartesinin son durumuna gideceğim bunu. Suyunu değiştireceğim demiştim ya bunu.
Değiştireyim derken bir baktım, burada olan büyük yavru buraya geçmiş ve öteki yavruyu katletmiş ya. Vallahi yerken buldum. Bir kardeşini katletti, onu da etti. Vallahi tam bir predatör ya. Nasıl geçtin arkadaş bu? Geçmiş abi, geçmiş. Yani yapacak bir şey yok. Acı kaybımız. Vallahi billahi ya. O kadar canımı sıktı ki bu ikinci yavru. Yani bunları aslında bir zamandan sonra büyüdükleri zaman böyle tek tek zaten öyle yapıyorlar abi Tayland'da, Mayland'da ya. Yani videolarda izliyoruz, görüyoruz. Ben şimdi onun suyunu değiştireceğim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Vallahi billahi geçmiş katletmiş. Yani aman dikkat edin. Siz de yani tecrübe olsun bu hepimize. Büyük yavru küçük yavru öyle araya bölme olmuyor. Yani durum bu. Hoşça kalın kardeşler. Günaydın kardeşlerim. Hayırlı hafta sonları. Bazı kardeşlerimiz demiş işte ses yapıyor falan filan. Monopod al. Zaten bir monopodum var burada. Göstermek amaçlı aynada çekeyim. Şöyle. Gayet de kullanışlı bir şey. Yalnız şöyle yapıyorum ya arada bir akvaryumun yanında. Ondan bir gıcırtı oluyor. Herhalde o ses yapıyor mikrofonda. Hani şöyle falan yaptığım zaman. Kusura bakmayın. Şimdi biz bugünün son durumunu böyle sabahtan bir videoyla başlayalım. Pirelerimiz bayağı çoğaldı. İrileşmelerini bekliyorum. Servis yapabilmek için. Bakın hatta siz de görün. Bugün yağmurlu bir havaya uyandık İstanbul'da. Balıklarımızda, havuzumuzda bir sıkıntı yok çok şükür. Bayağı da bir fırtına var. Akvaponik sistemi zorluyor. Ve bu da hiç iyi olmadı. Keşke akvaponik sistemi valla almasaydım ya. Birçok kardeşimiz de dışarı al et falan. Marullara zarar verdik. Bakalım nasıl olacak bu iş ya. Durum şu anda böyle. İstanbul'da. Akvaryumlarımızın ışığı açılmadı. Ben şu lepistesleri bir daha kontrol ettim. Çünkü niye diyeceksiniz? Dişimiz nerede dişi? Yavru var mı yok mu diye. Erkek fazla olduğu için dişiler streste devamlı. Yani yapabileceğim bir şey yok onun için. Şöyle açalım ışıkları bakalım. Öteki dişimiz orada. Herhangi bir yavru göremedim dünden beri yani. Artık yani yavrular ya yendi. Pardon. Ya da bir şekilde saklandılar diyeceğim ama düşük bir ihtimal. Betalara gelelim kardeşler. Bari çekime başladık. Betaları da son durumunu söyleyeyim. Şöyle göstereyim. Yumurta dökmeye başladılar. Evet. Görüyor musunuz? Bir saniye. Şu anda bu bayağı da büyük bir yuva yapmış. Betalardan sonra şu yavruları da gösterelim. Hazır elimizdeymişken. Ben de merak ediyorum. Dünden beri bakmıyorum. Ha, dün göstermiştim size. Bu yavru beni perişan ettiğini. Suyunu değiştirdim ama diğer yavruyu yediğini gördüm biliyorsunuz. Lepistes yavrularımızda çok şükür bir sıkıntı yok. Kıpır kıpırlar. Dün ilk mikrokurtlarını yediler. Yani Furkan kardeşimiz şey yaptı. Ya. Dedi hıyar ver. Sadece ambozlara bugün vereceğim kısmetse. Teşekkür ediyorum burada kendisine. Şimdi ha bu şeyleri sormuştu bir kardeş yorumlarda. Bu yerlerdeki pislikler ne? Elmas salyangozlarının dışkıları kardeşlerim. Yani onları da bir şekilde dip çekimiyle götüreceğiz sonra da. Şu anda durumlar böyle. Dün beni çok uyardı kardeşlerim dedi işte yok 6 Mayıs değildi falan.
Artık yaşlanıyorum herhalde. Son durumu 6 Mayıs vurduk. Nereden çıktıysa. Teşekkür ediyorum kendilerine. Yani dediğim gibi benim videolarımda bir kurgu olmadığı için sizlerden biriyim işte böyle akvaryum odamın son durumunu paylaşıyorum her gün sizlerle. Gençleri en azından bu şekilde bu hobiye özendirerek ilme bilme sevk etmek amacımız biliyorsunuz. Yani şu anda durumlar böyle. Görüşmek üzere kardeşler.